Evet, herkese Van'dan günaydın. Kahvaltımızı ettik. Şimdi yola çıkacağız. Akdamar adasına gideceğiz. Orada bir kilise var. Daha sonra Elazığ'a gideceğiz. Orada gezeceğiz. Bakalım nasıl bir gün daha bizi bekliyor. Dün halay çektim. Kürt halayı çektim. Bayağı eğlenceliydi. Ama yorgunuz. O da çok sıcaktı. Klima vardı ama şey, otomatik sistemmiş. O yüzden sıcaktı. Yazın ortasında niye sıcak bilmiyorum. Hiç serin değildi. O da çok havasızdı. Ama o da güzel, temizdi yani. Otel de güzel. Gelirseniz beğenirsiniz muhtemelen. Kahvaltısı da bayağı güzel, açık büfe. Şimdi saat 7'ye geliyor ve gitme vakti. Arkamda da Van Gölü. Van Gölü ama denize çok benziyor. Şimdi otobüse gidiyoruz. Tamam, teşekkürler. Gözüm arkada kalmış. Vapura bindik ve Akdamar adasına gidiyoruz. Kilisenin olduğu yer. Sanırım müze kartla giriş yapılıyormuş. Müze kartınız varsa rahatlıkla girebilirsiniz. Ortalama yarım saat 45 dakika yol gideceğiz. Şimdi Akdamar adasına ayak bastık, halaylarla, türkülerle. Bayağı zor oldu oynaması ama güzel oldu, eğlenceli oldu. Şimdi burada takılacağız biraz. Sonra bakalım ne yapacağız. Olduğundan bahsettik, yaşamın olduğu yer, yoğun bir yaşamın sürdürüldüğü yer Akdamar adası. Ve burası aslında bir ibadethane adası olarak inşa ediliyor. Çünkü yerleşim yerinden uzak, tamamen bir manastır hayatı ve manastır hayatını tabii ki önce kiliseyi, sonra yan tarafına odalar yerleştirilerek, uzun gördüğünüz duvar, aradaki pencereler manastırda eğitim gören öğrencilerin odaları. Burası 915 yılında bir kilise olarak inşa edilir ve o dönem Basburagan kralı 1. Gagik tarafından emri verilir ve mimar Manuel'e yaptırılır. Mimar Manuel o döneme kadar inşa edilememiş bir eser inşa etmeyi planlar ve bunu da hayata geçirmeyi başarır. Sonradan eklenen yapılarla biz kilisenin, hani o dün de müzede bahsettiğim etrafında ek yapılardan dolayı kilisenin üzerindeki tüm kabartmalar her açıdan görülemiyor. Biraz daha geriye doğru gittiğimizde göreceğiz ama önce iç kısmı gezip sonrasında dış kısmındaki kabartmaların büyük bir bölümünü ziyaret edeceğiz. Ada badem ağaçlarıyla çevrili ve badem Hristiyanlıkta, insanlık tarihinde insan yaşamını sembolize eder.
Bademin anlamı insanın hayattayken bir anda hayatını kaybedebildiği ve ilk güneşte çiçek açıp aldanabilen insan gibi insan da insana aldanır. Onun bir güler yüzüne aldanır, bir iyi sözüne aldanır ama sonrasında aldatıldığını da görür. Badem ağacı da bir güneşe aldanıp sonra soğuk bir rüzgarla yapraklarını dökebilir, çiçeklerini kaybedebilir ve bir gecede kuruyabilir. Bundan dolayı İki defa ayine izin verilmişti. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Akdamar Adası'nda ayin yapılmıştı ve 5000 kişinin üzerinde insan adaya gelip bu ayine katılmıştı. Şöyle düşünün, neden ikinci güneş diyorlar? Renkli, değerli taşlarla gözler. Yukarıda 12 havarinin, bakın en baştan başlayalım. Şöyle herkes görebilir. Evet, Akdamar Adası'nı gezdik. Zaten bir kilise var. Adanın tepesinden çekilen bir resmi buraya koyarım. Google amcadan bulurum. Şimdi burada biraz oturduk serinlemek için. Ortalama bir 20 dakika sonra falan gideceğiz. Şurada şöyle aynı zamanda bir kafe de var. Daha sonra Tarsus'a gidiyormuş. Tarhan mı dedi? Tatvan. Tarsus nereydi? Katvan. Mersin. Yok, o tarafta değiliz biz. Ondan sonra bakalım. Öyle oturuyoruz. Bu arada magnet buldum. İki tane böyle. Takip edenler evde bir magnet koleksiyonu olduğunu biliyor. Şimdi biraz böyle oturup ondan sonra yola düşeceğiz tekrar. Kışlası, askeri alan. Evet, Tatvan'ı boydan boya görmüş. Ana caddesi ve arka tarafta 300-400 metrelik bir alan. Böyle hilal şekli. Yani köklü büyük bir aile. Adabağ köyü. Varlıklı da bir aile. Bunu da böyle sonra geri dönecek şimdi. Bakın. Aynı alt kısmı ise mezar otlarına o zamanki silahane diyorlar. Şu Emir Bandır hükümeti. Akkuyu Kümdari'dir, Uzun Hasan'ın torunu Rüstem Bey'in oğlu. Hemen yanında 650 senelik mürver ağacı var. Oradan önce çalı oluyor, ondan sonra ağacı dönüşüyor. Ağla taşının özelliği var. Ağla taşının özelliği ise yazın serin tutar, kışın ise sıcak tutar. Hemen altta Emir Binder ve işi bulmaktadır. Bunun bir çeşidi daha bulmakta, o da Azerbaycan gençler bulmaktadır. Teşekkür ederim. O da... Thank you.
geliyor. Yine Doğu Anadolu bölgesinden yanar dağlardan çıkıyor. Orada olabilir diyor. Üzerinde krater gölleri var diyor. Ama Memlük isminin iki tane olduğunu anımsayamıyor. Yani evet. Normalde altında bir araba var. Yani biz çok yüksekte ve aşağısı çok derin ve geniş bir alan. Bu yüzden size küçükmüş gibi gelebilir. Şu sol köşeden, bu kıyıdan böyle özellikle şu sol tarafa doğru çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Şurada durduğunuzda da diğer tarafta Van Gölü'nü, bu tarafta Krater Gölü'nü şöyle elinizle telefonla hikaye yaptığınızda iki gölü birden alabilirsiniz. Böyle story tiyoları da verebilirim. Buyurun inebiliriz. Nemrut Dağı'na geldik. Bu Adıyaman'daki Nemrut Dağı değil, Bitlis'te bulunan Nemrut Dağı. Türkiye'de iki tane Nemrut Dağı bulunuyor. Dünyanın en büyük ikinci göl krateri oluyor burası. Bayağı tepeden izliyoruz şu an. Çok serinmiş burası. Yani soğuk değil ama serin. Bayağı tepedeyiz şu anda. Bu su bir de içilebiliyormuş. Yani onu araştırmaların sonunda içilebildiğini kanıtlanmış. Ama biz sanırım en aşağı kadar gitmeyeceğiz. Çünkü şu an bayağı tepedeyiz yani. Böyle çok güzel bir manzarası var. Burası tura dahil değil. Bu ekstra bir tur. 50 TL ödüyorsunuz kişi başı. O şekilde otobüsle beraber tepeye kadar çıkarıyorlar sizi. Da dağın diğer tarafında da Van Gölü bulunuyor aynı zamanda. O da zaten Türkiye'nin en büyük gölü. Ama hiç göle benzemiyor. Bildiğiniz deniz gibi bir şey. Şimdi size aynı zamanda Van Gölü'nü de göstereceğim. Burası şurada kaldı. Sonra diğer tarafa bakabiliriz. Burası da Van Gölü. Hemen diğer tarafta bulunuyor. Bayağı bir manzara var tepeden. Şurada da Tatvan bulunuyor. Tatvan da Bitlis'in ilçesi oluyor. Hemen şurada da Van Gölü var zaten. Bunun arka tarafı şu anda gözükmüyor. O yüzden hiç göle benzemiyor açıkçası. Kars Kemer Köprüyü hatırlıyorsanız Kars Çayı'nın köprüsünün olduğunun aynısı, kemer sayısı fazla. Şu anda Murat Çayı'nın üzerinden geçiyoruz. Aslında Fırat'ın üzerinden geçiyoruz. Bölge Muş, Bingöl dağlık alanları nereden geliyor? Pers kökenli, Sasani kökenli bu. Aslında Hindistan kökenli, Hindistan'dan.
Elazığ'daki odamıza geldik. Banyo bu şekilde. Güzel, temiz. Odada bayağı büyük. Yani burada bir 4 kişi yatar herhalde. 3 kişilik ama 4 kişi falan sığar. Burada da küçük bir yatak var. Böyle güzel, temiz bir oda. Evet, bu videoyu da burada kapatıyorum. Aşırı yorulduk. Yani sabah 5.45'te kalktık, otele saat 10'da geldik çünkü navigasyondan açmışlar yolu, o yolda yanlış götürdü bizi, o yüzden maalesef bayağı bir dolandık Elazığ sokaklarını, ama arka sokaklarını falan gezdik, kocaman otobüsle evlerin arasından geçtik, böyle bizi görenle bir değişik baktı. Yine de eğlenceliydi, uzun bir yoldu çünkü ta Van'dan Elazığ arası 6 saat. O 6 saati dümdüz gelmedik. Tabii ki de 33 şehitler anıtı vardı Bingöl'de. Orada durduk, Muş'ta. Sonra benzinlikte falan durduk. Öyle öyle geldik buraya. Yani 6 saat geldiğimizi fark etmedik. Videoyu burada kapatıyorum. Yarın Tunceli'ye gidiyoruz. Sonra Erzincan'a gidiyoruz. Son gecemizi kalacağız. Ondan sonra da tur yavaş yavaş bitmeye başlayacak. İzlediyseniz teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.